Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, hoş geldiniz canlı yayına. Hoş geldiniz videomuza. Bugün sizinle beraber üç kelime bir hikayemiz var tabii ki. Üç kelime bir hikaye. Siz üç kelime bir hikayeyi seviyor musunuz? Açıkçası ben seviyorum. Evet. Üç kelime bir hikayede arkadaşlar bugünkü kelimeler burada Evet bugünkü kelimeler burada yani Instagram'da burada ama YouTube'da belki burada belki burada belki burada He. E, Bu arada burada kelimesini kullanıyorum bakın burada kelimesi here anlamında ama normalde biz yazarken burada yazıyoruz. This place bura ver eine gıdiye Rusça burada da burada bir ek. Burada burada. Mesela Sultan Ahmet bura mı? Evet Sultan Ahmet bura. Aa Süleymaniye bura mı? Evet evet Süleymaniye bura cami. Ayasofya bura mı? Veya burası diyorlar. Evet Ayasofya bura gibi. Her neyse herkes geliyor arkadaşlar. Güzel bir gündü. Ben kahvemi aldım. Yanımda kahvem var. Çayımı demledim. Demlemek fiil. Yani çay yapmak. Ben çayımı demledim. Ve 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 birazdan çayım gelecek. Şimdi Birinci benzinim kahvem ile sizin karşınızdayım arkadaşlar. Evet saat şu anda zaman şu anda başladı. Yaklaşık 25 dakika yaklaşık 30 dakika sohbet etmek istiyorum. Ve bu kelimelerle bir hikaye anlatmak düşünmek ve anlatmak istiyorum. Bugün nasıl geçti dostlar? Sizin bugününüz nasıl geçti? Nereye gittiniz? Bugün nereye gittiniz? Bugün ülkenizde, şehrinizde yağmur yağdı mı? Kar yağdı mı? İstanbul'da yağmadı. A, bir dakika. Cuma günü akşamleyin yağmur yağdı. Fakat biraz yağmur yağdı. Ee, cuma günü Cuma namazından sonra hatta camide dua yaptılar. Evet evet, dua yaptılar. Fiil dua etmek, dua yapmak. Dua etmek daha iyi. Ee, camide dua ettiler. Kar için ve yağmur için. Çünkü kar yoksa Yağmur yoksa bu tabiat için problem, hayvanlar için problem, ee, doğa için tabiat, doğa problem ve e, benim annem, benim babam ve benim büyük akrabalarım şöyle söylüyor: Eğer kar yağmıyorsa çok hastalık olacak. Böyle bir İnanış var. Eğer kar yağmıyorsa çok hastalık olacak. Gerçekten şimdi benim çevremde benim çevremde çok hasta var. Dikkat, çok hastalar no. Çok varlarlar yok. Çok hasta var. Aynen öyle. İnsanlar sürekli öksürüyor. Ök sürmek. <laughs> bu öksürmek ee, mesela bugün ben kız kardeşimle konuştum. Kız kardeşim diyor ki eşi hakkında 20 gündür 20 gündür öksürüyor ve 20 gündür öksürük geçmedi, bitmedi. Öksürük isim versiyonu. <laughs> öksürük yazıyorum. Ve fiil versiyonu öksürmek arkadaşlar öksürük isim öksürmek fiil mesela doktora gittiniz doktor bey ben de çok fena çok kötü öksürük var <laughs> doktor bey devamlı öksürüyorum Heh, öksürük var olur veya devamlı öksürüyorum olur. İki versiyonda kullanabiliriz. Bu kış sizde öksürdünüz mü? Bu kış sizde hastalandınız mı? Evet bu kış gerçekten enteresan bir kış arkadaşlar. Allah e Allah kolaylık versin. Allah sağlık versin. Eğer bir kişi hastaysa biz ne diyoruz? Bir kişi hastaysa geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Anne, baba, arkadaş, hasta. Aa, geçmiş olsun. Kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen sizin mesajlarınızı okuyacağım, yorumlarınızı okuyacağım. Evet, o Şadiye Hanım diyor ki, nazar değmesin de öksürmedim hiç. Maşallah maşallah. Evet, geçmiş olsun yazdım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Çok mu öksürüyorsun? Evet evet. Salgın var. Salgın. Yani herkeste hastalık var. Salgın. Salgın. Evet, hemen mesajları okuyorum dostlar. Dırırırım, bakalım. Ve mesajlardan sonra hikayeye başlayacağım. Hikayemiz için kelimeler burada. Bu üç kelime ile ben hikaye anlatacağım. Yeni arkadaşlar, welcome to us. Pardon, hoş geldiniz. Welcome to us. My language, special language. Benim özel dilim. Ali Beyce. Evet. Ee, ee, diğer kelime bazı kişiler biliyor. Understandiniz mi? Bu da benim Ali Bey'cem. Evet. Ee, Safa hoş geldin. Bayana hoş geldin. Ee, Jagger merhabalar. Ve Fukus Nimir geldi. Eman Yusuf burada. Bersilla selam India. India'ya merhaba. India'ya Bersilla. Bersilla George. Evet. Merhabalar. Kıhari, hoş geldin. Salma, hoş geldin. Sarva diyor ki, Sarra Official severiz diyor. Hmm, evet. Fukus Dimir. Merhabalar. Ee, amna Şef. Amna Şerif. Nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Ben turp gibiyim Allah'a şükür. Ama arkadaşlar ee, sensitive, hassasiyet burada Burada bir hassasiyet var. Yani böyle sanki hasta olacağım böyle başlangıç var gibi hassasiyet var burada. Ama ben bal içiyorum, ballı su ve zencefil, zerdeçal bal ile beraber macun yapıyorum, yiyorum. Yani Dikkat ediyorum. Sabahları, sabahları limon ve propolis. Aynen. Limon ve propolis ve biraz su. Lok 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 lok. Karıştırıyorum ve sabahları e, propolis, limon ve su beraber içiyorum. Sağlık için. Evet, sağlık için. E, ne zaman? Üç hafta önce hastalandım. 3 hafta önce hastalandım. Sadece bir tane ilaç kullandım, bir defa ilaç kullandım. Allah'a şükür, bu benim için iyi. İlaç iyi değil. Ben böyle düşünüyorum. Eğer çok ağır hasta değilsem ilaç kullanmıyorum. Çünkü benim badim, benim vücudum, benim vücudum ee, doktor. Evet evet, doktor gibi o. ...kendi kendini tedavi ediyor. Bu benim fikrim. Ama doktorlar söylüyor... ...bazı doktorlar. Hmm, geçen gün söyledim. Birkaç gün önce size söyledim. Ee, Ankara'da... ...okurken... ...ben Ankara'da üniversitede okurken... E, ...doktor... ...bey, doktor Servet Ünsal... ...aynen... E, ...orada bana şöyle söyledi. Ali Bey... ...hasta olunca... Eğer ilaç kullanırsan bir haftada hastalık bitecek. Yani ama bu hastalık grip gibi, tamam mı? Grip, nezle, hafif yani. Eğer tekrar ediyorum, doktor söyledi, doktor Servet Ünsal. Ee, eğer hasta iken, hasta iken ilaç kullanırsan bir haftada bitecek. Eğer İlaç kullanmazsan veya ilaç kullanmıyorsan 7 günde bitecek dedi. Ben de <laughs> düşündüm. Bir hafta aynı 7 gün aynı. İlaca gerek yok. İlaca gerek yok. Bitki çayı, dinlenme, temiz hava, oksijen ve doğal vitaminler bal. Sonra C vitamini, farklı vitaminler, sonra vücut artık normale döndü. Normale dönecek. Doktor söyledi. Ben doktorun habercisiyim. Tamam mı? Benim fikrim değil. Doktor söyledi. Evet. Diğer kelimeler, özür dilerim. Diğer mesajlar e, ee, Fukus Nimir seve seve dinliyoruz. Teşekkür ederim. Cumane hoş geldin Cumane. Ee, Lolo Lolo Rore iyi akşamlar sana da. Guli merhabalar. Zehra hoş geldin. Evet. Fukusni Mir burası neresi? Evet bravo. Güzel soru. Güzel cümle. Mesela bir fotoğraf var. Fotoğraf. Çok güzel fotoğraf. Ben soruyorum. Aa, aa, aa. Burada bir resim var. Aynen. Şimdi sorabilirim. Bu resim bana yakın. Burası neresi Ali Bey? Burası neresi? Burası arkadaşlar Boğaz. Evet burası İstanbul Boğazı. Heh. Burası neresi? Biraz önce bura kelimesi hakkında konuştuk. Ee, Fukus Nimir yazdı. Burası neresi? Burası İstanbul. Burası benim odam. Fotoğrafta e, Ayasofya var mesela. Aa Ali Bey burası neresi? Burası Ayasofya. Hmm, burası Boğaz Köprüsü gibi. Evet afiyet olsun demiş tenderli. Teşekkür ederim. Siz de çay için siz de kahve için olur mu? Salma hoş geldin. Salma e, Vamini Almanya'da. Almanya'da nerede? Düsseldorf'ta mısınız e, Salma Vamini? Kokana merhaba hoş geldin. Kokana'da her gün geliyor. Her canlı yayında geliyor. Harika. Evet. GHA3 afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. ASA teşekkürler. E, Tacikistan'da saat 10.50. Hmm, hmm 10.50. Yani şimdi uyku zamanı. Uyku zamanı mı Tacikistan'da Fuküsni? Ama tabii uyku 11'den sonra belki. 11'den sonra. Evet, sonra... Türkiye'nin görünüşü Kadıköy'e gittik diyor. Tamam. Ee, Michael... İyi değil. Kağıthanede yeni bir metro açılıyor ve her otobüs kapalı. Oo, Allah kolaylık versin. Trafik, inşaat. Allah kolaylık versin. Lolorore, Mersin'de yağmur yok hala yazmış. Hmm. Fokus Nimir, bugün pazara gittik, alışveriş yaptık. Aha çok iyi. Pazara gittik, alışveriş yaptık. Bugün burada pazar yok dün vardı. Evet benim mahallemde pazar meyve sebze almak için pazar cumartesi günü oluyor. Dıt, cumartesi de oluyor yanlış. Cumartesi de bu tarzanca. Cumartesi de yok. Cumartesi günü oluyor. Burada pazar halk pazarı sebze meyve pazarı cumartesi günü oluyor. Evet. İren Fatina geldi. Sana da iyi akşamlar. Evet. Kaç gün geçti ama elhamdülillah şimdi iyi. Salma yazmış. Evet. Şadiye Hanım diyor ki Türkçe deryası. Hocam ben sabah erken evden çıkıp spor salonuna gittim. Spordan sonra eve gelip duş yaptıktan sonra derse girdim. Maşallah maşallah. Ne kadar çalışkan bir öğretmen. Tebrik ediyorum. Şahide Hanım sizi takip ediyorum. Evet. Ben bugün evde kaldım. Amna yazdı. Bu arada ben soru sordum arkadaşlar. Yeni arkadaşlar. Bugün siz ne yaptınız diye sordum. Cevaplar var. Onları okuyorum. Amna yazdı. Amna Şerif. Ben bugün hep evde. Evde. Amna. Evde. No no no. Evde. Evde kaldım. Ha, ben bugün arkadaşlar join sınıfı için video yaptım. Benim bir YouTube'da join sınıfım var. Onlara video hazırladım. <laughs> Pardon öksürüyorum ben de. Hassasiyet var. <laughs> Göğsümde, e, ciğerlerimde hassasiyet var. Ben de ara sıra öksürüyorum. Affedersiniz. Devam. Başka başka Kanada'dayım. Roshan Takhavi ve kar yağıyor şimdi. Hii. Aa, Roshan seni kıskanıyorum. Biz de burada kar istiyoruz. Biz de kar yağmasını istiyoruz. Çok şanslısın. Ben kar seyretmeyi, kar yağarken, kar yağarken fiil yağmak. y a yumuşak ki. Kar snow. Kar yağarken seyretmeyi hmm, çok seviyorum. Çok şanslısın. Roşan. Takavi. Çok şanslısın. Kanada'da şimdi kar yağıyor. Evet. Fukusni bu yıl Tacikistan'da çok kar vardı. Ali Mortazavi geldi. Ali neredesin? Ali kaç gün oldu? Seni görmedim Ali. Derslere canlı yayına gelmiyorsun Ali. Hmm, lütfen takip. <laughs> Ali hoş geldin. Şaka yapıyorum. Evet. O Tahran'da kar yağmıyor. Yağmur da demiş Şadi Hanım. Aynı çünkü komşuyuz. Coğrafya e, ortak. Coğrafya yakın. Aynı problem Şadi Hanım bizde de var. Aynen aynen. Sara hoş geldin. Merhabalar. Ee, evet kendi mesajıma geldim. Allah şifa versin. Ben konuşmak istiyorum demiş. Mehrjo. 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 şimdi hikayemiz var. İnşallah hikayeden sonra. Tamam. Yusufov, Yusupov bak diyor. Diyor ki sene ve yıl ne farkı var? Sene ve yıl. Sene, yıl. Ne farkı var? Yusupov açıklıyorum. Hazır mısın? Sene Coca-Cola. Yıl Pepsi-Cola. Fark ne? Sadece isim. Bu. Yani aynı. Kola, kola. <laughs> sene, yıl. Aynı. Mesela iki sene önce ben Türkiye'de yaşadım. Veya iki yıl önce ben Türkiye'de yaşadım. Hiç fark yok. E, ee, Yusupov sordu arkadaşlar. Sene ve yıl. Fark ne? Fark yok. Fark yok. Evet Rusya'dan selam. İren Fatina. Aleyküm selam. Kim bu? Evet. Mukhammadili. Mukhammadili. Mukhammadali. Pardon. Aleyküm selam. Evet. Sinziye Hanım gelmiş. Ben hasta değilim. İyiyim. Ya akşamlar hocam. Çok şanslısın Sinziye Hanım. Galiba dikkat ediyorsun, dikkatli besleniyorsun. Bazı insanlar maske takıyor. Ben düşünüyorum, bravo. Belki hasta ve e, öksürmek biliyorsunuz tehlikeli. Hastayken öksürmek tehlikeli. Öksürürse mesela maske varsa iyi, güvenli. Ama maske yoksa otobüste ofiste ev evde problem değil hmm, markette öksürürse maskesiz virüsler uçacak virüsler <laughs> yeni insanlara gidecek Bu yüzden kafamda <laughs> bu insanları görünce hmm, Bravo maske takıyor güvenlik için başka insanların sağlığı için maske takıyor. Bravo. Böyle kafamda düşünüyorum. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar çok mesaj var. Antalya'dan selamlar. Antalya'ya selam. Ee, ve <laughs> İran Fatina Rusya'da aynı konuşuyorlar demiş. Tamam. İranlıyım ve Kıbrıs'ta yaşıyorum. MDDD 1109 bu arada Sara Alizade diyor ki ben zehirlenmiştim ve doktora gidip bir reçete bana yazdı ve üç tane iğne verdi. İğneden hiç hoşlanmıyorum ama hmm, aynen ben de iğneden hoşlanmıyorum. Sara ben zehirlenmiştim güzel ve doktora gittim bu daha iyi ve doktora gittim. Doktor bir reçete yazdı. Cümle böyle daha güzel olacak. Tamam mı? Gidip ile değil. Küçük cümlelerde ip daha iyi. Evet. Kazakistan'a selam. İyi yayınlar demiş. Kim bu? Tabii ki Masum Hanım burada. Teşekkür ederim. Ee, Surur dersiniz hem değerli hem de eğlenceli. Teşekkür ederim Surur Bu benim için ekstra enerji. Daha güzel yapmak için gayret edeceğim inşallah. Çok sağ olun. Roxana, arkadaşlarımla bir restorana gittik ve yemek sipariş verdik. Yemekten sonra hepimiz tok olarak eve döndük. Süpersin, süpersin. Arkadaşlar, Roxana Hanım gibi siz de küçük bir hikaye, hikayecik yazabilirsiniz istiyorsanız. Burada kelimeler var ve kelimelere başlıyorum arkadaşlar. Kelimelere ve bu kelimelerle hikaye yapmaya başlıyorum. Pardon, benzin almam lazım. Çünkü konuşurken boğazım kurudu, konuşurken dilim kurudu. Evet, böyle bir tabir var. Konuştum konuştum dilim ve damağım kurudu. Yani bir şey içmek ihtiyacı hissetmek. Dil ve damak. Ağız yukarıda bu damak. Tabir idim dili damağı kurumak. Yaz Ali yaz. Yazıyorum. Tamam. Dili damağı kurumak. Bu bir evet kurumak kurumak şöyle evet kurumak yazdım yanlış yazdım kurumak dili damağı kurmak evet yazdım dostlar burada dili damağı kurmak ne demek yani su içmek istiyorum su lazım dışarıda mesela pazarda iki saat alışveriş yaptım Temmuz'da, Ağustos'ta dışarıda futbol oynadım. Sonra eve geldim. <laughs> anne dilim, damağım kurudu. Su ver lütfen anne. <laughs> Heh, su içmek, istemek. Dili damağı kurumak. Mesela bazı filmlerde <laughs> Su, su. Onun dili damağı kurudu. Bu yüzden su istiyor. Ben de konuşuyorum ve benim bir asistan var mesela. Asistanım var. Pardon. Dilim damağım kurudu. Bir bardak su alabilir miyim? Again, tekrar. Pardon. Dilim damağım kurudu. Bir bardak su alabilir miyim? gibi kullanıyoruz. Don't forgetiniz lütfen. Unutmayın lütfen. Evet. Hikaye başlıyor. Zaki susadım aynen susamak. Dili damağı kurumak susamak. Zaki oma harikasın dostum. <laughs> Kelimeler sipariş vermek. Dan sonra den sonra ve doymak. Başlıyoruz. Hikaye zamanı. Story time. Bir pazartesi günü ofiste uzun saatler çalıştım. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalıştım. Tam 12 saat. Çünkü benim bir projem vardı. Ofiste 12 saat çalıştım. Teşekkür ederim. Evet. Yeni benzinim geldi de arkadaşlar çay. Oh, güzel kokuyor ve demli çay. Hikayeye başladık. <laughs> ofiste 12 saat çalıştım ve çok yoruldum. Hatta hatta öğle yemeği bile yemedim. Sadece ofiste sabah 8-9 arasında bir şeyler atıştırdım. Simit, çay o kadar simit çay ve akşama kadar proje için toplantı yaptık çalıştık e, proje için farklı toplantılar yaptık akşam 7'de oh proje bitti ben projeyi bitirdikten sonra projeyi bitirdikten sonra Eve dönmek için arabama gittim. Arabama gittim ama arabamın önünde bir kamyon vardı ve şoför yoktu. <laughs> of! Arabamın önünde kamyon var, kamyon ve kamyonun içinde şoför yok. Hem açım, hem yorgunum, hem başım ağrıyor düşünmeye başladım ne yapacağım ne yapacağım arabamın arkasında duvar var arabamın önünde kamyon var kamyon büyük araç büyük araç sonra kamyonun camında bir telefon numarası gördüm evet kamyonun camında ve telefon numarasını çevirdim Telefon numarasını çık 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 çevirdim. Alo. Alo. Buyurun. Beyefendi, kamyonunuz benim arabamın önünde duruyor. Ah. O gerçekten. Ben sizin araba devamlı orada duruyor diye düşündüm. Beyefendin bunu nasıl düşündünüz? Niçin düşündünüz? Tamam, tamam ben geliyorum. Şimdi yemek yiyorum. Yemekten sonra, yemekten sonra geliyorum, tamam mı? Şimdi lokantadayım. Yeni sipariş verdim. Beyefendi, ben sizi bekleyemem. Lütfen acele edin, gelin hemen. Tamam, tamam. 10 dakika, 10. Of, beyefendi, acele edin lütfen. Sizi bekliyorum. Bak çok yorgunum. Ben de açım, ben de İşten sonra eve gitmek istiyorum dedim. Adamla şoförle konuştum. Şoför 10 dakika sonra değil 25 dakika sonra geldi. Evet. Kamyonun şoförü 25 dakika sonra geldi ve gelirken hala ağzında bir şeyler yiyordu. Kamyon şoförünü gördüm. Kamyon şoförünü görünce kızmamak için ve tartışmamak için sabrettim. Sabır, sabır. Sabrun cemilün. Sabır, sabır. Sabrettim ve onunla kamyon şoförü ile tartışmadım. Kamyon şoförü ile kesinlikle tartışmadım. Neyse, kamyon şoförü Kamyona bindi ve benim arabamın önünden çekildi, gitti. Sonra ben arabamla eve gittim. Saat oldu, sekiz buçuk, sekiz buçuk. Evde yemek yok ve çok açım. Ben de bir pizzacıya telefon ettim. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, buyurun. Pizza sipariş vermek istiyorum. Pizza Margarita pizza var mı sizde? Evet abi var margarita pizza var. Hatta Yanında bir hediye var. 1 litre kola hediye veriyoruz. Tamam ben bir büyük margarita Pizza istiyorum ve Ayran alabilir miyim kola yerine? Hayır abi ayran yok. Pizza ile ayran. Abi <laughs> Abi Tamam tamam ben kola içeceğim kola. Bir margarita bir pizza ben evde kredi kartıyla ödeyeceğim olur mu? Olur abi olur. Yarım saat sonra pizza geliyor. Tamam bekliyorum. Ben pizza sipariş verdikten sonra duş aldım. Duş aldım ve pizzayı beklemeye başladım. Beklerken televizyonda haberler vardı televizyonda haberleri seyrettim pizzacı geldi din din. kapıyı açtım pizzacı gülümseyerek iyi akşamlar abi dedi ve bana pizzayı verdi ben pizzayı aldım ve afiyetle yedim pizzayı <laughs> yedim pizzadan sonra Pizzadan sonra arkadaşlar çay içtim. Çayın yanında meyve yedim ve aman Allah'ım çok yorgunum. Bu yüzden çok hızlı yedim ve çok açım. Bu yüzden çok hızlı yedim ve çok fazla doydum. Çok doydum ve karnım biraz ağrıdı. Çünkü çok doydum. Evet çok doydum. Sonra düşündüm. Ya niçin büyük pizza sipariş verdim? Niçin? Sözde diyet yapıyorum. Ama bu özel gündü çünkü ben çok çalıştım. Proje hazırladım. Çok fazla toplantı oldu. Kamyoncu geldi benim arabamın önünde bekledi. Kamyoncuyu bekledim. Kamyoncu lokantadaydı. Geldi. Sonra eve geldim, yemek yok. Neyse. Bu yüzden ben biraz fazla yemek yedim. Neyse ama doydum. Allah'a şükür doydum. Ve çok iyi hissettim. Yani çok iyi hissettim. Evet. Yemekten sonra, yemekten sonra arkadaşlarımla konuştum. Ve arkadaşlarımı aynı binada çaya davet ettim. Ve arkadaşlarım Yemekten sonra geldiler ve biz güzel bir sohbet yaptık beraber. Dırırım. Bitti arkadaşlar. Evet, uzun bir hikayeydi. Bu biraz Hint filmlerine benzedi. Biliyorsunuz Hint filmleri uzun olur. 3 saat. Avatar da uzundu gerçi. Avatar 2'yi e, seyrettim. Avatar 2 epey uzundu. <laughs> evet. Hatta ee, filmi seyrederken acıktım. Evet. Filmi seyrederken acıktım. Filmden sonra direkt restorana gittim. Çünkü yemek istiyorum. Yani acıktığım için yemek yemem lazımdı. Her neyse. Üç kelimeyi kullandım. Sipariş vermek. Dan sonra, den sonra. Ee, burada dan, den, ek arkadaşlar. Sufiks ve isim artı dan sonra veya isim artı den sonra yani burada siz görüyorsunuz after after mesela yemekten sonra diyoruz yemek k, fıstıkçı çapı varsa F, s t k ç ş h p bu sesler varsa d yok t var yemekten sonra Çay içtim, meyve yedim gibi. Tamam, şimdi mesajlarınızı arkadaşlar hemen okuyorum. Bu arada, pardon, dilim, damağım kurudu. Çay içmeliyim, affedersiniz. Hmm, çay güzelmiş. Evet, Merihana yemekten sonra dışarı çıktım diyor. Çok iyi, yemekten sonra dışarı çıktım. Evet, Roshan Takhavi ne diyor? Roshan, benim şehrimde yani Kanada bir Türk restoranı var. Geçen hafta gittim ve menemen yedim. <laughs> Menemene bayılıyorum. Menemen arkadaşlar domatesli biberli omlet. Yani omlet ama yumurta çok yok fakat domates çok var. Kahvaltıda çok iyi. Çok lezzetli olur. Afiyet olsun Roşan Hanım. Evet. Fokus ee, Fukus Nimir diyor ki Hint filmleri seyretmeyi hoşlanıyorum. Fokus ee, Fukus Nimir Hint filmleri seyretmeyi seviyorum. Meyi seviyorum. Akuzatif ile love, sevmek çalışıyor. Hoşlanmak, Danden ile çalışıyor. Hint filmleri seyretmekten hoşlanıyorum olacak. Tamam. Güzel. Sonra Masumah Hanım. Masumah Hanım ne yazdı? Bakın arkadaşlar. Ben dersler bittikten sonra tatil için ailemle memlekete sülalemin ziyaretine gittim. Masumah Hanım. Sıfır hata. Süpersiniz. Bravo, bravo. Liliana hanım gelmiş. Liliana hanım merhaba. Selamlar, hoş geldin. <laughs> Pardon, öksürüyorum. <laughs> Hassasiyet var. Affedersiniz. Evet, Liliana hanım gelmiş. Ona el sallıyorum. Evet. E, Mitrafe hoş geldin. Lilian diyor ki hocam, Canım pizza çekti diyor. Güzel. Teşekkür ederim kullandın. Ee, hatırlıyor musunuz canı çekmek? Canı çekmek yani yemek istemek. Ben hikayede pizza hakkında konuştum. Margarita pizza, pizza ve o yazmış canım pizza çekti. Yani siz anlatırken pizza yemek istedim. Güzel. Teşekkürler kullandığın için. Evet. Kim var? Fukus Nimir. Pazardan sonra eve geldik tabii ki. Çok açtım. Akşam yemeği yedik. Ye lazım. Yemek yedikten sonra harika. Ali Bey hocama dinliyoruz. Süper. Dinliyoruz. Akuzatif. Hocamı. Hocamı dinliyoruz. Fukus Nimir. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Hmm. Süleymani hoş geldin. Mary merhabalar. Rüstem hoş geldin. Merhaba. Ee, bu arada arkadaşlar zaman az bu yüzden canlı yayında maalesef bugün pratik yapmıyorum. Süre çünkü az. Bu kim? Emir. Sipariş verdikten sonra arkadaşlarım ile birlikte pikniğe gittik. Çok güzel yemekler yedip doyduk. Çok güzel yemekler yedik ve doyduk. Ha yiyip doyduk olur ama D yok burada. Emir, Emircan'dan. Ee, çok güzel yemekler yiyip yiyip olabilir. Yiyip doyduk veya yedik ve doyduk. Doymak. Oh ben doydum. Yani yedim yedim bir tabak, iki tabak meyve, tatlı, salata. Tamam anne yeter. Ben doydum. Ben doydum anne sağ ol. Doymak. Artık ben fulüm. <laughs> Doluyum. Yani yemek istemiyorum. Burada yer yok. Yer yok. Çünkü e, karnımda, midende yemekler böyle. Yeter Ali. Yeter. Dolu. Doymak. Doydum. Evet afiyet olsun demiş. Evvel de geleyim ha. <laughs> Teşekkürler. Evet, Navet ben Ankara'da yaşıyorum ve Türkçe'yi %60 biliyorum. Daha geliştirmek için uğraşıyorum. Çok iyi, çok iyi. Evet. Ee, <laughs> Dilinay diyor ki kaçak çay. Aa, kaçak çay. Yok yok, bu çay kurçayı. Çay kurçayı. Çay kurçayı seviyorum. Sarı paket tavsiye ederim arkadaşlar. Tamam. Evet bu şekilde yeterli arkadaşlar. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu arada Masuma Hanım bir yorum yazmış. Onu bakalım, ona bakalım. Uzun. Ben korona döneminde internette kendime bir ayakkabı sipariş verdim. 15 gün bekledikten sonra, diyimden sonra değil, bekledikten sonra ayakkabı geldi. Maalesef ben kadın olarak ayakkabı Erkek ayakkabısı. O yüzden ben siparişi geri verdim. Hmm. Yanlış ayakkabı gelmiş arkadaşlar. Sipariş vermiş Hanım. Sipariş vermiş. İnternetten sipariş vermiş ve erkek ayakkabısı gelmiş. Şans, kötü şans. Evet, e, haklısınız Hanım. Bu zamanda çok fazla. İnsanlar çok fazla sipariş verdi ve e ticaret e ticaret çok kalabalıktı ve e kargo firmaları çok yoğundu bence belki paketler karıştı bu yüzden olabilir. Evet Yağmur diyor ki afiyet şeker olsun inşallah inşallah. İmano, İman Hamid Marketten double t. Marketten makarna sipariş edip hesap verdikten sonra eve gittim. Gitti. Makarnayı yaptım. Burada m lazım. Ben marketten makarna sipariş ettim. Hesabı verdikten sonra eve gittim. Makarnayı yaptım. Yedikten sonra doydum ve yatmaya gittim. Güzel bir küçük hikaye. Tebrik ediyorum. Ama dikkat! Dişleri fırçalamayı unutma. Şaka şaka. Bu sadece hikaye. Biliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, evet arkadaşlar. 42 dakika oldu. Ben yarım saat dedim. Yarım saat civarında. 40 yarım saat civarında. Problem değil. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun için çirink. Sonra başka canlı yayında beraber yine pratik yapalım. Tamam mı? Sonraki canlı yayında bir kişiyle yüz yüze face to face yüz yüze konuşalım. Pratik yapalım inşallah. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.